Varmış abi, güzelen röportaj adam izleyeceğiz. Hem gülmeme challenge olacak hem de röportaj adamı izleyeceğiz. Evet, videomuza geçelim. Yeni bir giriş var. Böyle yapacağım artık. Yapamadım. Evet. Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaleti yakınlarındaki Eichendorf kasabasında akıl almaz bir şey yaşandı. Binanın bodrum katında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma devasa bir tank bulundu. Evinin bodrumunda tank çıktı. Beyin göçü yapalım dedik, Almanya'ya geldik. Adını bile bilmedik bu şehre taşındı. Holstein'in Schleswig-Holstein'in namı söyleyemeyim ki amına. Ucuz olsun diye 70 yıllık bina tuttuk, altından bu çıktı. Böyle beyin göçü mü olur? Beyin benden göçmüş. Tankıyı B'ye koydum satayım diye tek taliplisi Türk çıktı. Adam arıyor, vuruğu var mı diye. Ölümcül demeyi hiç yok. Bel altı kurşunlu. Mecbur satmak zorundayım çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan beri sigortası ödenmemiş. Aracın plakası yok. Çekme belgeli muayene sokup plaka takabilirler. Kardeş tüp takılabilecek durumda olsa borç aç öder. Takarım, gezerim. 50.000 motor buna çok yakar. Kardeş bura Türkiye gibi değil. Hani çoluğu çocuğu gitmeye gidip desem her tarafta çevirme var. Tankla gezdirmiyorlar burada. Onlar da dalga geçiyor. Baba diyor evin içinde panzer şifresi mi yazdı? Hanım akar Bodrum'da tank buldum diyor. İş binanızda bot yah diyor. Dil bilmiyorum ki amına koyayım. Devlet tanka el koydu. Avukatım da Erlan'ı bile kurtarmak daha kolay dedi. Kendi avukatından da acı. Ama kimliğinde yazılı olan numara bu ve bu TC numarası yüzünden başına gelmeyen kalmamış. Ben Mahsun Sapiens. Ben benim a**mak. Başım beladan çıkmıyor ki kardeş. TC kimlik numaramı göre Türkiye'deki ilk insanlardanım. Kore gazisiyim. Adam bana gelmiş diyor ki sen de 102 yaşındasın. Benjamin Button muyum ben? Üstüme bir sürü iş yeri, bir sürü borç var. 3 sefer askerlik yaptım ben. 5 Ocak'ta Adana'nın kurtuluşunu anma töreninde beni çağırdılar. Cesaret madalyası taktılar. İş yerim sigorta etmiyor. Çünkü zaten emekliyim. Ehliyet almaya gittim. Önce psikotekniğe gideceksiniz dedi. Benim ardıma zaten ehliyet tanınmış. Alkollü olarak yakalanmış bile. Lan içmediğim alkolün kafasını yaşıyorum ben. Avukata gidiyorum. Senin dosyaların petrolçede bile toparlayamaz deyip vekalet bile almıyor. 2 tane yabancı kadın evlenmişim. Adım çıktı. Kahveye gidemiyorum. Kardeş o değil. Dedemin yaşlılık maaşını kestiler. Senin zaten baban yaşıyor deyip. Dedemin babası görmüyorum. Bu nasıl bir paradoksur ya? Kardeş haberi yapıyorsunuz bari bu alt yazıdaki TC'mi kaldırın. Sizin yüzünüzden 5-6 kişi daha üzerime arsa alıp sattı bile. Herkes benden davacı. Ben de onlardan davacıyım. Ama kepşi böyle yapmıştı arkadaşlar. Siz yapmayın, böyle kolay bir şifre koymayın. Koymayın. Ya ne diyeyim artık size. Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen çayın şahıs 2 lira oldu. Çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı. Ayıp ben be. Mahsun Kevgir. Kardeş kuyumcuyken de çok sorun yaşadım. Şekersiz çay içenler için zero çay geliştirdim. Lan popüler kültürle kahve kültürünü birleştirdim. Kötü mü ettim? 50 kuruş farkla çay bardağını büyütünce adam sinirlendi. Bardağın üzerine dağıdığını yanlış yazınca tartışma başladı. Baktım çok sorun çıkartıyor. Siktir ettim dışarı. Dışarı çıktı. Bir baktım mekanı taramaya başladı. Şarjör benim boşaltı kahveye. Götün yiyorsa git satır baksa tara. Gücünüz ancak küçük esnafa yetiyor. Bir de o tararken sırf destek olsun diye oradan geçen arkadaşı taramaya başladı. Adamın kolundan haberi yok. O da tarıyor. Buldum kolsuzları. O kadar şarjör benim boşalttılar. Tek yok. Olan dükkanın camını oldu. Erkekliğe bok sürmediğimize bakmayın. Biz de korkuyoruz. Adana'da el bombası 15 lira kardeş. Emniyetten güvenlik talep etti. Dükkan karşısına karton polis koymuşlar. Çaydırıcı özelliği varmış. Lan 2 liralık çay için dükkanı tanıyan adam kartondan mı korkacak? Prensem ölçüsü. Mahkeme biz ölmediğimiz için adamlara tutulamadı. Adamlar dışarıda bilmiyor. Kaçak içki yapımında kullanılan bir ton ham madde ele geçirildi. Yılbaşı öncesi sahte içki baskınının düzenlendiği adres İstanbul Gazi Osman Paşa. Deponun sahibi polisleri görünce ne yapacağını şaşırdı. Şaşkınlığı sözlerine de yansıdı. Ben Mahsun Sek, işletmenin alkol gürmesi. Durduk yere bu kadar içkiyi yüzüne. Neymiş efendim? Köle diyormuş. Onu diyen adam gözünün gönyesini kardeş, binlik şivası 30 lira aldı düşünen adamı içki değil. Allah köleler. Hayır kardeş, içindeki ispirto zaten 15 lira. Üstelik viskimiz, şarabımız hiçbir şekilde yıllanmış bayat değil. Taze taze yapıyoruz, veriyoruz. Alan memnun, satan memnun ya. Nedir bu baskın her hafta? Kardeş, çevrenizde kaç tane Adana denizi içip kör olan adam var? Daha bir kilimiz yok. Lan 5 yıldan olmuş 8 TL. Koko zaten aldı başını gitti. Biz o paraya 70'lik vodka veriyoruz. Ne yapsın millet? Ot mu çeksin? Bu Napolitan. Hiç bakın kozmopolitana naip edeceğiz. Herkese ısrarlıyor lan. Ismarlana ne denemez. Pabrikatine göre. Alkol oranını bizzat kendim ayarlıyoruz. Ağız kararı. Bir damadil atmam yeterli. Yok bana bir şey olmuyor. Bir de tenekeyi buldum. Ama tenden davacıyım. Köpek dövüşlerini Türkiye'de büyük bir tutkuyla takip eden 150 bin aşkın fanatiğin olduğu söyleniyor. Kazanma. Ben Masum Pallu. Kardeş biz sokak köpeklerine istihdam sağladık. İki lokma için sokakta sürmüyordu lan hepsi. Şimdi hepsinin 1 milyon euro bonservisi var. Yıllık 5 ton kemiksiz et yiyorlar. Lan ben yılda 5 kilo et yiyemiyorum lan. Haftada 1-2 yerleri çiziliyor. Cinler çıkartıyorlar. Hem biz dövüştürmüyoruz kardeş, güreştiriyoruz. Atasporumuz. Köpeklerimiz gayet profesyonel fair play kullanıyor. Fair play. Fair play. Fair play. Fair play kurallarına göre
göre dönüşmektedir. Bu emniyetteki narkotik köpekler yok mu? Onlar bizim ligden parayı bulup kafaya düşüp müptezel olmuş köpekler. Baktık artık bokunu çıkartıyor, emniyete veriyoruz, orada değerlendiriyoruz. Bağımlılık seviyelerine göre K6, K7, K8, K9, K10 diye ayırıyor. Dövüşlerde Dogo Adana kullanıyor. Adana sokak köpeğiyle Dogo Arjantin kırması. Bu hayvanların doğasında kavga var zaten. Haftada bir para cezası geliyor. Paradan yana sıkıntımız yok. Çok şükür kazanıyoruz, ödüyoruz. Ama sizden tek isteğim gözümüze bant atmayın. Millet yanlış anlıyor arkadaşlar. Ben şahsen hayvan severim. Ben evimde van köpeği besliyorum. Gözü renkli olur. Ama yetenmedi. Bayra kapış abi ben açıyorum. Meşhur olunca bizim insan garip konttan da var. E-Devlet yoğun ilgi uyandıran soy ağacı uygulamasının ardından bir başka uygulamayı devreye soktu. Yine uygulamayla vatandaşlar miraslarını sorgulayabilecek. Ben Mahfuz Sapiyan. Benim bu TC kimlik numara olayını duydunuz mu bilmiyorum. Türkiye'de ödüyorum. Hayatımda ilk defa bu TC kimlik numarasının faydasını gördüm derken E-Devlet'te sahibi olmayan tüm mekanlar random olarak benim üzerime görünüyor. Nemrut'ta. Zaten Nemrut'un kızları evli görünüyor. Üç piramit, Babil'in asma yaprakları, Efes yıkıntıları. Hepsi dediğinde miras kalmış görünüyor. Adam akıllı hiçbir şey yok. Hepsi yıkıntı tökücüyle. Alabilsem ben de rahatlarım. Müteahhit en az her mekana 7-8 aile verir. Mekan kiralarına da mis gibi yaşarım. Ama işte üstüme alamıyorum. Bana kalabilmesi için dedemin ölmesi gerek. Ben de dedemin babası görünüyorum. Yani bana bu mirası kalabilmesi için benim ölmem gerek. Ben öldükten sonra da kalan mirasına dedemin 4 metre çevrili toprağı yok. Adam fakirlikten kolonya içiyordu. Fakirlik. Abi dedesinin babasıymış lan. Lan. Sadece kimlik numarasını stresi yüzünden daha 25 yaşında götündeki kıllar aldı. Abi şeker. Abi şeker. O kalan malların bedenle alakası yok. UNESCO'dan da alacak. Mirasçılık belgesi verilmesi talebinin UYAP üzerinden yapılmasının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle devreye sokuldu. Gelini en son nikahında gördüm. Eski karımla 24 saat civarı evde kaldık, ayrıldık. Yıllardır nafaka ödüyor. Ayrıldığımızda daha dünden attığım Instagram storiesi bile silinmemişti. Bir gün evli kalan damadın hayatı nasıl kabusa döndü? Ben masum. Eski karımla 24 saat civarı evde kaldık, ayrıldık. Ayrıldığımızda daha dünden attığım Instagram storiesi bile silinmemişti. Kız kardeşimin suratında simi, daha saçındaki fön bile bozulmamıştı. 3 yıldır nafaka ödüyorum. Karım bu yaş emekli oldu. Eyşan'a dair tek bildiğim şeyi bu numarası. Tez verebiliyor. TR31-0069 Eyşan'la severek evlendik ama beni sürekli ayrıldı. Ben ona bir gün bu beni 3 yıldır sayıkmalıydım ama. Dün gecesi eski kırığı Türk'ten bomba yapıp getirdi. Allah'tan kira derdim yok. Yoksa duman olurdu. Ya eski interrailciyim lan, ben sıkıntı oluyor benim. Tek sıkıntı kız atamıyorum. İnsan ister istemez utanıyor yani milletin içinde yapmaya. Gelen kızlar da rahatsız oluyor. Valla yemeği suyu komşular getiriyor. Harmanı da balayacağı arkadaşlar sağlıyor. Geçinip gidiyor. Hakim de kadın hakları ayağına neredeyse soyadım bir ona verecekti. 25 yaşındaysanız hayat çok zor. Davacı olacağım ama olamıyorum. Çünkü avukata verecek param yok. Siz de gidin kardeş, sabah körüne geldiniz, yatıyordum uyandırdınız. Sabah sabah misafirlik mi olur? Her gün böyle bu otoban mı bırak? Kardeş evimin çoğu tasına araba geçiyor. Romanların düğünün eğlenceli olur yani. Ama şimdi bir görüntü getireceğim ekranınıza. Eğlenceden pek eser yok. Ne var? Kavga var, yumruk var, tekme var. Ben Masum Tarantino. Tüm girdaplı aşkları, sansasyonel günleri mandatız gibi çekiyorum. Daha buraya varır varmaz kamera lensime çocuğun biri fıstık sıktı. Abi silin mi diye. Duvarda feratlar ve köpekler giremez yazıyor. Gelinin anne kendi düğünlerinde gül satıyor. Romanlar 10 numara adamdır. Ama bu ailenin düğünde bir var gibi ama neyse. Her şey rölantide giderken düğün müziğinin Nothing Zell Matters olmasına sinirlenen gelinin babası Metallica ile mi büyüdünüz? Ümit be sana kral mı girdi diyerek BS'yi başlattı. Ortalık birden Fight Club'a döndü. Polisi arıyorum, kavga var deyip yorulunca dururlar deyip gelmiyorlar. Baktım çıkış yok, damadın cebine hap koydu, mesler koydu, uyuşturucu ihbarı var dedim, öyle geldiler. Ben de hazır polisler var, Pulp Fiction 2 filmimin görüntüsü için biraz görüntü topladım. Bu sefer kamerayı kapatmadığım için aklıma gelen başıma geldi. Şahit olarak beni götürdüler. Bu seferki kavgaya oturduk, emniyette polislerle izledik. Bunlar düğünün sonuna bilerek mevzuyu patlattı, para vermemek için bizi koparıyorlardı herhalde. Görüntüleri bir de YouTube'a atmışlar, bir de bana telif atıyorlar, şov yapıyorlar bana. Metallica'dan da. Yeni evli çifte altın ya da ev eşyası alınır ama eski sevgilinin hediyesi bomba oldu. Hediye etti. Arkadaşlarına yardımıyla yaptığı eski sevgiliye aşka düğün hediye yazdı. İşte yani olay. Sen de kamerayla s**tim yine mi sen? Ben Mahsun Şarapnel. İfademizi verdik. Pişmanım ama yine olsa yine kapağına bombayı kurarım. Adam benim öz sevgilimle evlenmiş. Ne yapaydım? Çelik mi takaydım? Altılı bardak setim hediyedeydim. Damadın imha ediyorsa ben ne yapayım? Ya aşk acısı işte. Ben ne yaptım biliyor muyum sen? Biliyor muyum? Bomba tarifini de sağ olsun Tyler Durden diye bir arkadaşlar bizim o verdi. O da şu an sorguda. Çocuğun da başı yani. Bak o benden ayrıldı ama ben ondan ayrılmadım. Yani mantıken benim sevgilim evlenmiş oluyor. Facebook'tan da düğün etkinliği davetiyesini görünce delendim. Ya boşanma büyüsü yapacaktım ya da ikisini öldürüp hapse girecektim. Büyü günah. Ben de tercihimi hapisten yana kullandım. Aslında burada bir paket cigara parasına adam vuruyorlar ama kendim yapmak istedim. Tüp ile ev yapımı bomba yaptım. Vallahi damadın yerinde ben olsam çoktan korkup boşanmıştı. Estağlısı yokmuş. Balayını kendim ısmarlıyor. Suriye'de 1 gece 5 gün. Avukatın dediğine göre olay yargıda. Karşı dava açamıyoruz. Davayı temizliğe göndereceğiz. Şimdi ekran evet arkadaşlar. Çocuk camdan girmiş. Sadece çocuk kendini cama vurmuş. Bu önemli değil. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha çok bu tarz videoların gelmesini isterseniz. Ne yapıyoruz? Like. Görüşürüz.
Haklısın.